burada sarı ile göstermeye çalıştığım şey bir parabol ve önceki videolarda gördüğümüz üzere bir doğruya ve bir noktaya eşit uzaklıkta olan noktalar bütünlüğünü parabol olarak tanımlamıştık. Bu noktaya parabolün odak noktası, doğruya ise parabolün doğrultmanı demiştik. Bu videoda ise biraz karmaşık cebirsel işlemler yapmak istiyorum ama bunu parabolün tanımında kullandığımız x eşittir a, y eşittir b olarak tanımlanan odağıyla ve y eşittir k şeklinde gösterdiğimiz doğrudan yani doğrultmandan faydalanarak parabolün denklemini oluşturmak için yapmak istiyorum ve oluşturacağımız bu formül a, b ve k türünden olacak. O zaman haydi yapalım. Parabol üzerinde hayali bir nokta seçelim. Diyelim ki bu noktayı seçmiş olalım. X koordinatı X, Y koordinatı da Y olsun. Bu noktanın parabol üzerinde olması için parabolün odağına ve doğrultmanına eşit uzaklıkta olması gerekiyor değil mi? Şimdi bu ne anlama geliyor? Demek oluyor ki bu noktanın doğrultmanı olan uzaklığı ile bunu şöyle mavi bir çizgiyle gösterelim. Odağa olan uzaklığının eşit olması gerekiyor. Bunu da pembe bir çizgiyle gösterelim. Doğrultmanı olan uzaklığı bu bulmak için dik bir çizgi çekiyoruz ve bu çizgi aynı zamanda doğrultmanı olan en kısa uzaklıktır değil mi? Ama odak noktasına olan uzaklık bir miktar açı yapıyor. Bu uzunluğu bulmak için de uzaklık formülünü kullanmamız gerekecek. Yani aslında Pisagor teoreminden başka bir şey değil. O zaman hadi hesaplayalım. Her iki uzunluk birbirine eşit olmalı. Öyleyse mavi uzunluk hakkında ne söyleyebiliriz? Burası sadece y'deki değişimimize eşit olacak deriz değil mi? Yani buradaki y değerinden k değerini çıkarmamız gerekecek sadece aradaki bu fark olacak o zaman y eksi k olarak bu uzunluğu yazabiliriz Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var çizdiğimiz bu şekilde y'nin K'den daha büyük olduğunu görebiliyoruz Dolayısıyla sonucu pozitif bir değer bulacağız ve mesafelerden bahsederken negatif olmayan değerler kullanmamız gerekiyor ama bazı parabollerde odağın y değeri doğrultmanın y değerinden daha aşağılarda olabiliyor öyle bir durumda bu sonucu negatif buluruz yani aslında aslında bu sonucun mutlak değer içine alınmış halini alalım demek istiyorum. Veya bu ifadenin önce karesini alalım ardından kare kökünü alalım ve bulduğumuz köklerinde ana kökünü kullanalım. Bu da y eksi k'nin mutlak değerini almak ile aynı anlama geliyor zaten. Şimdi buradaki uzunluğu bulmuş olduk. Parabol tanımımıza göre x virgül y noktasının parabol üzerinde olması için bu uzaklığın x virgül y'den odak noktasına olan a virgül B noktasına olan uzaklığa eşit olması gerekiyor. Peki bu uzunluk nasıl hesaplanacak? Uzaklık formülünü başka bir deyişle Pisagor teoremini uygulayarak bu mesafeyi de bulabiliriz. X'teki değişimimiz yani x eksi a'nın karesi artı y'deki değişimimiz y eksi b'nin karesinin kare kökü öyle değil mi? Şimdi burada gördüğünüz eşitlik aslında parabolün denklemi. Karmaşık gözüktüğüne aldanmayın. Ee, pek bir denk denklem gibi gözükmese de bu eşitlik aradığımız parabolün denklemidir ve bunu görebilmemiz için eşitliği biraz daha sadeleştirelim. Eğer isterseniz kendi başınıza bunu yapabilirsiniz. Sadece biraz karışık cebirsel işlemler yapacaksınız. Hepsi bu. Göründüğü kadar kötü değil merak etmeyin. Hiç de yabancı olmayan bir parabol denklemi ile karşılaşacaksınız. Odak noktası olan A virgül B ve doğrultman doğrusu olan Y eşittir K türünden bir denklem olacak. Hadi beraber bulalım. Yapabileceğimiz ilk basit şey her iki tarafın karesini almak değil mi? Böylece köklü ifadelerden kurtulmuş olacağız. Her iki tarafın karesini aldığımız zaman sol tarafta parantez içinde y eksi k'nin karesi evet eşittir. Parantez içinde x eksi a'nın karesi artı parantez içinde y eksi b'nin karesi olacak. İlk aşama gayet başarılı. Şimdi ise eşitliğin sol tarafına sadece y içeren terimleri sağ tarafına ise x, a, b ve k içeren terimleri terimleri toparlamak istiyorum. Öyleyse önce içinde y barındıran terimleri biraz daha açalım. Sol taraftaki mavi ifadeyi açarsak y kare Eksi 2 çarpı y çarpı k artı k kare olur öyle değil mi? Eşittir. İlk terimi olduğu gibi bırakalım. Parantez içinde x eksi a'nın kare ise bunda y yok. İkinci terimi ise açalım. Bunun için başka bir renk bulayım. Evet yeşil ile bu ifadeyi açalım. y kare eksi 2 çarpı y çarpı b artı b kare. Tek yaptığımız y eksi b ile y eksi b'yi çarpmak aslında. Şimdi ise bakalım daha neler yapabiliyoruz. Sol tarafta y kare var, sağ tarafta da y kare var. İki taraftan da y kare çıkarırsak eşitlik biraz daha sade bir hale gelmiş olacak. Bakalım daha neler yapabiliyoruz k kare ifadesini sağ tarafa alalım. O zaman iki taraftan da k kare çıkaralım. Evet k kareleri çıkardık. Sol taraftaki k kareden kurtulduk. Şimdi de iki tarafa da 2 çarpı y çarpı b'yi ekleyelim. Bu sayede bütün y'li ifadeler sol tarafta toparlanmış olacak. Artı 2 y b. Bu işlem 2 y b ifadesini sol tarafa taşıyacak. Bütün bunlardan sonra eşitliği tekrar yazalım. Grafiğimizin üzerinde işlem yapmak istemiyorum. O yüzden şöyle sağ tarafta devam edelim. Evet şimdi sol tarafta ne kaldı? 2 yB eksi 2yk kalmış değil mi? Bunu sağ taraftaki yeni yerimize yazalım 2. Y, aslında bunu yeşille yazalım. Evet ya da vazgeçtim. Sarıyla devam edelim. 2 çarpı y çarpı b eksi 2 çarpı y çarpı k. Evet 2 çarpı y'leri kenara alabiliriz. Aldığımız zaman 2 çarpı y çarpı parantez içinde b eksi k kalacak öyle değil mi? Hadi bunu yazalım. Evet. Bu ifadeyi 2 çarpı parantez içinde b eksi k çarpı y olarak yazabiliriz. Şimdi sol tarafı bu şekilde bulduk. Bu ifadeler sadeleşti ve geriye bu iki ifade kaldı Bir de sağ tarafa bakalım. Sizlere biraz karmaşık bir cebirsel işlem yapacağımızı söylemiştim. Gördüğünüz gibi karmaşık bir cebirsel işlem ile karşı karşıyayız. Ama sorun yok. Şimdi eşitliğin sağ tarafında x eksi a'nın karesi diye bir ifade var. Bu ifadeler birbirini götürüyor ve geriye b kare eksi k kare kalıyor. Bu iki ifadeyi de sağ tarafa yaz alalım B kare eksi k kare. Sol tarafta yalnızca y'li terimleri bırakmak istediğimizi söylemiştim. Öyleyse her şeyi 2 çarpı b eksi k'ya bölelim. Şimdi her şeyi 2 çarpı b eksi k'ya, 2 çarpı b eksi k'ya bölüyorum. Aslında ayrı ayrı bölmektense ikisini birlikte 2 çarpı b eksi k'ya bölebilirim. Öyle değil mi? Sol tarafta gördüğünüz gibi bunlar sadeleşecek ve geriye sadece y kalacak. Bu bizim hedefimiz ve y eşittir, y eşittir. 1 bölü 2 çarpı b eksi k. Dikkat ederseniz eğer b eksi k dediğimiz şey odağın y değeri ile y eşittir k doğrusu arasındaki mesafeye eşit değil mi? O zaman 1 bölü 2 çarpı b eksi k çarpı x eksi a'nın karesi. Eğer b eksi k'nın ne olduğunu biliyorsanız o zaman bu ifade sadece bir sayıya eşit olacak. Bir sayı çarpı x eksi a'nın karesi. Ve gördüğünüz üzere eşitliğimiz artık bir parabol denklemi halini almaya başladı. Şimdi bakalım sağdaki bu ifadeyi biraz daha sadeleştirebiliyor muyuz? Ve bakın burada b kare eksi k kare ifadesi de var. Bu iki karenin farkı öyle değil mi? Öyleyse bunu b artı k çarpı b eksi k olarak da yazabiliriz. Böylece b eksi k ifadeleri birbirini götürür. Artık sona Yaklaşıyoruz, evet. Ve geriye 1 bölü 2 çarpı b artı a kaldı. İşte karşınızda parabolün denklemi. Odak noktası a virgül b, doğrultmanı da y eşittir k olarak verilen bir parabolün denklemini ifade etmiş olduk. Mesela diyelim ki odak noktamızın koordinatları 1 virgül 2 olsun, doğrultmanı ise atıyorum y eşittir. Eksi 1 doğrusu olsun. Parabolün denklemi nedir diye sormuş olsunlar. y eşittir 1 bölü 2 çarpı b eksi k yani 2 eksi eksi 1 bu. 2 artı 1 ile aynı şey yani 3 çarpı parantez içinde x eksi 1'in karesi artı 1 bölü 2 çarpı b artı k. 2 artı eksi 1. Bu da 1'dir değil mi? Evet 1. Öyleyse denklemi yazalım. Parabolün denklemi y eşittir 1 bölü 6 çarpı x eksi 1'in karesi artı 1 bölü 2. İşte bu. O da 1,2 doğrultmanı da y eşittir eksi 1 olan parabolün denklemini hızlıca bulmuş olduk.